Size tek söyleyebileceğim şey, bu mektubun varlığını Ferman'la Kuzgun'da bilmemeli. Şimdi sizden asla dönmeyeceğiniz bir söz istiyorum. Bunların Yusuf'la Kuzgun'la ne ilgisi var? Size sebeplerini tek tek açıklayacağım. Ama önce söz verin. Bu mektupta yazanlar sır olarak kalmaya devam edecek. Çocuklarımın başını belaya sokacak bir şey değilse... Tam tersi. Ama bundan haberdar olurlarsa... işte o zaman felaket olur. Oğullarımızı diri diri mezara gömeriz. Bana söz veriyor musunuz? Tamam. Söz. Lütfen oku. Canım oğlum, eğer bu mektubu okuyorsan korktuğum felaketler yaşanmış, ben son nefesimi verdim demektir. Yazacaklarımın kolay bir yolu olsaydı keşke. Koru oğlu ailesiyle, adı var ailesi arasındaki savaşın tek bir sebebi var, benim. İnsan geriye dönüp geçmişi değiştirebilmenin bir yolunu bulamıyor. Kendini affedemiyor. Bu mektubu okuduktan sonra beni bir daha affeder misin bilmiyorum. Ama benden sonra sığınacağın biri olsun istiyorum. Seni hayatımda güvendiğim tek insana emanet ediyorum oğlum. Senin varlığından haberdar bile olmayan babana. Belki başka kardeşlerin de vardır. Oğlum, Ferman'ın, baban Saim Koroğlu değil. Yusuf adı var. Meryem Hanım. Meryem Hanım. Anne.
Anacığım. Şşş. Anam gel. Anam gel. Gel. Tansiyon düştü galiba, anlayamadım. İyi misin? Ben gitsem iyi olacak. Bir dakika. Senin ne işin var burada? Ben Neşe Koral Gazi, Ferman'ın teyzesiyim. Anladım, evimde ne işin var? Oğlum, benim misafirim. Sağ ol Neşe Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler. Sen ne zamandır tanıyorsun bu kadını? Ne işi vardı burada? Dur oğlum, bir kendime geleyim, dur. Anacığım bak, bir şey olmuş. Ne anlattı da bayıldı, söyle bana. Söyle. Dur oğlum, dur. Efendim, bana verdiğiniz sözü unutmayın. Kuzgun'a hiçbir şey söylemeyin. O mektubu Ferman'a vermememin hayati bir nedeni var. Ferman babasının Yusuf olduğunu bilmiyor. Kuzgun'la diğer kardeşlerini de. Lütfen beni dinlemeden Kuzgun'a hiçbir şey anlatmayın. Çocuklarımızın hayatı buna bağlı, inanın bana. Size yalvarıyorum. Tamam. Siz için ben gelemeyeceğim çaya. Sağ ol. Bir anlat bakayım bana. Ne söyledi o kadın? Yeğeni Dila ile evlenecekmiş oğlum. Senin aralarına girmenden korkuyor. O yüzden öyle kadın kadına konuşmaya gelmiş. Her şeyi anlatmıyorsun, sakladığın şeyler var. Dila mevzusundan sen yere düşmezsin. Bak zaten canım burnumda, kurban olayım, doğruyu söyle. Söyledim. Ferman'ın teyzesinin ne işi var bu evde? Söyledim ya oğlum. Yani Kuzgun Dila'dan uzak dursun diyor. Yani Kuzgun'a engel ol demeye gelmiş. Kadın endişelerinde haksız sayılmaz. Kumru sen karışma. Ya Dila birkaç gün önce kapımızda değil miydi? Ya sen? Dila'ya hırsından bu kentsel dönüşüm işine girmedin mi? Ya bir sus! Bilip bilmeden konuşma! Yalan mı? Hala sevmiyor musun Dila'yı? Sırf ona yakın olmak için Ferman Koroğlu'nu hayatımızda doladın. Ben değil, Ferman benim ayağıma dolandı. O herif benim düşmanım, bu bir. Dönüşüm ayağına mahalleye girdi, bu da iki. Ya mahallede mi? Behram'ın ortakları benim peşimdeyken bu mahalle sakladı beni. Hepsine vefa borcum var, bu da üç. Dört! O mektubu yerden alıp apar topar çantasına koydu. Ne vardı o mektupta, ne anlattı sana? Bir dakika, ne mektubu? Ben bir şey görmedim, okumadım. Çantasından düştü herhalde. Of! Anne! Anne! Ne mektubuydu o? Anne, ne mektubuydu o? Ha? Ne mektubuydu? Anne! Git. Ha 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 ha
Çocuklar geldiğini haber verince dayanamadım. Abi, ferman içi aldığımızı anlayınca morardı mı? Tedbirini almış. Ne tedbiri? İşe almış kartalı. Kardeşi kardeşe kırdıracak yani. Ayağına ne zaman taş koysam kartalı çıkaracak karşıma. Biz ne yapacağız? Bu herif eskiden hayaletti. Artık görünür. Kimdir, nedir? Yumuşak karnı neresidir? Bana bu adamın can damarını bulunca. Lan Dobiç. Gel buraya, gel gel. Gel 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 gel. Allah! Ne lan yine ayaklar çıplak? Nerede sana aldığım ayakkabılar? Eskimisin diye giymiyorum. Eskisin oğlum, yenisini alırız. Alamazsın, biz gidecekmişiz. Nereye gidecekmişsiniz bakayım? Herkesin evini kurtarmışsın, bizimkini kurtarmamışsın. Gel bakayım, gel gel. Bana bak, öyle çıplak ayak görmeyeceğim bir daha seni. Fırla! Ayakkabı giymeden de sokağa çıkma, doğru eve. Abim, bu haydut ne diyor? Gidiyoruz falan. Mahallenin işte eksi kentsel dönüşümü evet dedi Kuzgun. Geriye kalan üçte birine ne oldu bilmiyor musun? Bir anlatsana bana ya şu işi. Var mı vakti? Var var. İyi dinle o zaman. Mahallenin üçte ikisi zaten bizimle anlaşmış durumda. Peki diğer üçte biri? Şimdi yarın kalan araziler bakanlığın gösterdiği rayiç üzerinden açık arttırmaya sunulacak. Arttırmada o araziler bizim olacak. Peki arazilerin tahmini rayiçleri bunlar mı? Evet Dila Hanım. Ferman, bu rakamlar çok düşük. Bizim elimizde olan bir şey değil. Hadi haber ver bakalım. Hadi şimdi açık şimdi. Açamam. Anlamıyor musunuz beyefendi? Toplantıdalar. Bandomuzu kayda dolaşıyor bu çocuk. Her seferinde gürültü çıkarmayı başarıyor. Maalesef. Bak güzel kardeşim, ben sabırsız bir insanım. Bekleyemem toplantı falan, anlatabiliyor muyum? İstiyorsan sana burada bir oda ayarlayayım. Böyle her defasında git gel dolmuş çok tutuyordur. Bir odayla yırtarsan iyi. Sana kimsenin hakkını yedirmem dedim mi demedim mi? Soru cevap sevmem biliyorsun. Mahallemdeki herkes hakkını alacak. Şüphesiz. O üçte birlik arazi açık arttırmaya çıkıyormuş. İnsanların cebindeki üç kuruş parayı da pul edeceksiniz. O insanlar da diğerlerinin hakkı neyse hepsini alacaklar. Teknik olarak mümkün değil. Olacak, olacak. İş dünyası senin bakış açında yürümüyor ama. Ben anlamam açı maçı. Bu iş yürüyecek. Yoksa? Yoksa sana bu işi yaptırmam. Nasıl, nasıl, nasıl? Yani hangi sıfatla? O semtin insanı sıfatıyla. Sana bir takım şeyler şaka geliyor olabilir. Müsaaden varsa açıklayayım biraz. Lütfen. 8 yaşında falandım, sokaklara düştüm. Kimsesiz sokaklarda büyüdüm falan. Yersiz yurtsuz bir insandım yani. Ta ki talan etmek için girdiğin o mahalleyi bulana kadar. O insanlar beni, ben onları sahiplendim. Şimdi o insanların hakkını sana yedirmem. Anlatabiliyor muyum? Yasalar ve kurallar ne diyorsa o yapılacak. Emin olabilirsin. Ana ezberden gazel okumayın. Sana da tavsiye ederim. Böylelikle magandacılık yapmak zorunda kalmazsın. Hele o insanların bir hakkı yensin. Ben o zaman göstereceğim sana magandacılığı. Odri meydan.
Yarın o açık arttırmada o araziler ederinin altında bir alınsın. O insanlar bir mağdur edilsin bakayım, ben bir bakayım. O zaman ben de bu binayı sizin tepenize yıkmazsam adam değilim. Nedim, yarın bu mahalledeki arazinin 1/3 açık arttırmaya giriyormuş. Benim bir şekilde açık arttırmaya girmem lazım. Kuzgun'un haklı olduğu bir nokta var. Yarın o araziler ederinin çok altına satılacak Ferman. Önerin ne? Yarın açık arttırmaya bizzat kendim katılayım diyorum. Ne yapacaksın? Kendi kendine fiyat mı arttıracaksın? Biz kazanırken asıl ihtiyaç sahiplerinin kaybetmesini istemiyorum. Biz iş insanlarıyız. Yatırım yapıyoruz ki para kazanalım. Ayrıca yani hiçbir şey kurala, yasaya aykırı değil. Biliyorum. Ama sen yine de avukatına bildir. Yarın açık artırmaya onunla birlikte gideceğim. Zarar, ziyan neyse payımdan düşersiniz. Yarın açık artırmada satılacak arazilerin adreslerini mesaj atar mısın bana? Tabii. Ne için gerekliydi? Satış öncesi gidip bir kendim görmek istiyorum. Tamam Dila abi. Mahalleye usul üstüne gidiyor. Arazilerin gerçek bedelini öğrenmeye çalışacaktır. Ne yapmamı istersiniz? Tat kaçır. Ona bataklığını hatırlat. Hemen. Hemen. Kuzgun Cebeci'nin nasıl biri olduğunu hafızalarda tazeleyelim. Tamam abi. Sen arkamda olduktan sonra kimseye eyvallahımız olmaz. Şişt. Çocukları toparlayın. Mahalle maçı yapacağız bugün. Kuzgun Cebeci ile. Vereceğim. Baksana.
Evet, sınavın bitmesine son 10 dakika. 10 dakika sonra topluyorum. Of, yanık kokusu sardı etrafı. Dalga geçmeyin oğlum. Ne dalgası oğlum? Aşka saygımız sonsuz. Şimdi, vallahi yasalar açık. Ferman Koroğlu ile ortak olduğun için yarınki açık artırmaya giremezsin. Bey ciyen girsin o zaman. Aynen ya. Nasıl olsa benim ortaklığım yok. Başvuru süresini kaçırdığımız için bu da mümkün değil. Ferman'ın şirketinin haricinde kim giriyor belli mi? Ulaşabildiğim isimler burada. Al. Ben anlamam Cihan. Şu isimlerden birini ikna et de yarın açık artırmada olayım. Ayıklarım abi ben. Sen şimdi durduk yerde neyi kurcalıyorsun yine? Bir şey kurcaladığım yok Ali. Sadece gelip kendi gözümle görmek istedim. Ya sen saha işini bize bıraksana. İlla mahalle havası almak istiyorsan gel ofise. İç çayını kahveni sonra git. Geleceğim, geleceğim. Geleceğim de çay kahve içmeye değil. İşin artık sadece imza kısmında olmayacağım bundan sonra. Dila. Ferman senin bu mahalleye bu kadar sık gelip gitmenden hoşlanmayacak yalnız. Sebep? Sebep? Kuzgun. Sanki bilmiyorsun, burası onun çöplüğü. Şu dükkan galiba. Hmm. Hadi gel konuşalım. Ya yok kızım, benim zaten 1000 tane işim var. İyi Ali. Gelme o zaman sen. Ben işim bitince ararım seni. İyi, hadi. Dikkat et. Mahalledeki süreci buradaki sağ ofisinden yöneteceğiz. Şirketin bir ayağı burada yani. Ben daha çok burada olacağım herhalde. Evet, merak etmeyin. Ferman Bey sizin için bütün olanakları sağladı. Çok iyi bir ekip kurdu. İşin selameti için. Ofisinizi gösterin. Ofisiniz burada. Ne işin var senin burada? Oo. Hiç. Yeni işimi tanıyorum. Ne saçmalıyorsun lan? Ferman Koroğlu projenin başına beni geçirdi. Artık birlikte çalışacağız. Daha doğrusu sen benim altımda çalışacaksın galiba. Bana bak, sen çıkar çıkmaz kafayı mı buldun lan? He? Senin gibi birine Ferman böyle bir işi teslim eder mi? Vallahi geçirdi, o onun sorunu. Ama sen artık emrimdesin Ali. İster seve seve, ister... Dua et burası benim iş yerim. Yoksa seni... Ara ara teyit al. Cezan tebliğ edildi sanırım. Kartal mı benim cezam? Kuzgun'u bana karşı kışkırtmanın bir bedeli olacağını söylemiştim sana. Sen de bana ders vermek için böyle bir projenin başına tamirciyi mi geçiriyorsun? Konu mankeni olarak vitrine koydum. Ama tabii sen onunla çalışacaksın. Çalışmak zorundasın. Evet. Başka bir şey? Yok. Daha dur Ali, bu iş bir şey değil. Senin elinden her şeyini alacağım. Canın dahil. Ali! Ali! Kartal, ne yapıyorsunuz? Ayrılın! Ali Bey! Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Tamam Kartal Bey. Tamam. Siz neredesiniz? Farkında mısınız Ali? Tamam. Kartal Bey. Ne oluyor? Ne oluyor? Bağırma, ne oluyor? Ne oluyor? Ferman, kentsel dönüşüm projesinin başına Kartal'ı geçirmiş. Olan o. Evet. Hoş geldin.
Pek hoş değil aslında. Dila'dan konuşmayacağız umarım. Gel. Ferman Bey, nikah tarihinizi öne çekmek için başvuru yapılacak. Hangi gün tercih edersiniz? Dila Hanım'a da soralım. Ondan sonra haber ederiz, olur mu? Peki. Çay içer misin? Yok, sağ ol. Canım istemedi. Aşık olduğum kadınla, sevdiğim insanla evlenip bir aile kuruyorum. En azından mutluymuş gibi davransan. Sen kendini tehlikeli bir yalana inandırdın. Ama ben buna dahil olamam. Bu haller sana hiç yakışmıyor. Biraz akışına bıraksan, rahatlasan. Önce bunu benim için sakla. Olur da bir gün unutursam bana geri ver demiştin. Bak anlıyorum. Aşık oldum. Dila sana bazı gerçekleri unutturdu ama ben unutamam. Evet, seni ben doğurmadım. Ama hayatta kalman için birlikte mücadele ettik. Tam Behram öldü, her şey bitti derken Kuzgun'u karşına aldın. Kuzgun'u hayatından uzak tut. Ondan korkmuyorum. Geçmişteki sırdan da. Ya öğrenirse? Öğrenmeyecek. Ya öğrenirse? Ya babasının son saatlerinde yanında kimin olduğunu öğrenirse ne olacak? Arkası çorap söküğü gibi gelmez mi? Paranoya yapıyorsun. Dila hayatında olduğu sürece Kuzgun karşında olacak. Geçmişini, her şeyini sürekli eşeleyecek. Kuzgun Dila'dan vazgeçer mi sanıyorsun? Ben vazgeçer miyim? Onu hastaneye yetiştirdiğimde iki kere kalbi durmuştu. Pes etmedim. Haftalarca yoğun bakımda kaldı. Vazgeçmedim. Dila ilk kez gözünü açtığında enkazdan farksızdı. Ben Dila'yı eceline teslim etmedim. Kuzgun'u asla bırakmam. Ben kaçayım artık. Eyvallah. Alo. Evet. Tamam. Tamam, sağ ol. Hayırdır? Babanın mezarı açılmış. Senden aldıkları örneklerle DNA karşılaştırması da yapmışlar. Sonuç? Yarın öğleden sonra açıklanacakmış. Kesin sonuç değil mi? Bir alavere dalavere olmasın. Hayır. Her şey adli tıp eşliğinde yapıldı. Yarın bu saatlerde baban hakkındaki gerçeği öğreneceksin. Eyvallah. Görüşürüz. Eyvallah. Abi Dila Bilgin mahalledeymiş. Mahalledeki bazı dükkanlarla ev sahipleriyle görüşmüş. Nerede şimdi? Mahalledeki ofiste. Dadandılar, dadandılar. Abi hemen köpürme ya. Belki iyi niyetle gelmiştir. Onlardan gelecek, Allah'tan gelsin. İçeri. Çocukları çıkar çabuk. Baskınlar! Baskınlar! Boşalt! 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 Çocuklar! Oğlum bakmasana içeri! Lan yürüyün lan! Cihan çocuklar! Lan bakmasana oğlum içeri! Hırs!
Güneş. Çabuk, çabuk, çabuk. Sadece hastaneye gerek yok. Bir doktor görsün, doktor görsün. Bunu yapanları bulacağım. Tek tek. Hastane yakın, astık dişini. Anne. Oğlum. Hoş geldin. Ne bu yüzünün hali? Bir şey mi oldu? Kahpe taramış. Koş koş. Kuzgun. Kuzgun. Kuzgun iyi. Merak etme. Güneş öğretmen yaralanmış. Kuzgun'u hastaneye götürün. Ya küçük bir şey sadece. Yürüyebilirim. Güneş kurban olayım. Bir dur bir baksınlar. Her şey istendiği gibiler dedi. Harikasınız. Hadi yapabilirsiniz. Hadi. Olmuyor. Gerçekten olmuyordu. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Ver elini. Ver elini. Ver, tut şöyle sıkıca.
Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Hı? Ferman, zorlama ne olur. Tek bir adım istiyorum. Yeni bir başlangıç için tek bir adım istiyorum senden. Lütfen. Lütfen. Hadi. Evet. Evet. Şu sandalyeyi alabilir miyim? Evet. Gerçekten yapamıyorum. Sen güçlü bir kadınsın. Hadi. Değilim, güçlü falan değil. Tek başıma ayakta bile duramıyorum. Bir de peşimde katiller var. Hadi son iki adım. Ben tutuyorum seni. Merak etme. Hadi. Hadi. Niye vazgeçmiyorsun? Niye? Yapabilirsin. Lütfen. Yapabilirsin. Hadi. Evet, 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 evet. Evet. Dur, dur, dur. Tamam, 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 tamam. Gel, gel. Evet, 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 evet. Alayım onu. Ah. İşte bu kadar. Bravo. Bravo. Su. Portakal suyu da var. Sana bir şey sormam lazım. Kuzgun her yerde seni arıyormuş. Bulunmak istiyor musun? İstemiyorum. Artık hayatımda silah, ölüm, intikam, karanlık ilişki. Hiçbirini istemiyorum. Peki ya silahı bırakırsa? Öyle bir ihtimal yok. Emin olabilirsin. Kuzgun Cebeci hayatının sonuna kadar elindeki silahı bırakamayacak. Kahvenin oraya ile evin oradaki güvenliği arttırın. Şu olayın arkasında kim varmış çıkana kadar çocuklar da uyanık olsun, tamam mı? Vallahi nasıl oldu ben de anlamadım. Öyle kırık cam birdenbire sıyırdı geçti. Kurşun olmasın? Yok canım, olur mu, Allah korusun. Sonra polis karakol uğraştır. Zaten patronum da çok katı biridir yani, kulağına giderse hemen atar beni. Aylardır da işsizim zaten. Ailem de elime bakıyor. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl oldun? Daha iyi. Vallahi çok mahcup oldum sana. Yani ne desen hakkım var. Bir daha kahveye gelmezsen anlarım yani. Olur mu öyle şey? Tabii ki geleceğim. Geleceğim mi? Hiç mi korkmadın ya bugün olandan? Korktum tabii. Ama sonra senin yanıma geldiğini görünce yani... Böyle söyleyince komik olacak belki ama... Kendimi güvende hissettim. Seni uzun zamandır tanımıyorum. Ama kim olduğunun farkındayım. Belindeki silahın da. Yani öyle bir zorunluluğum var tabii. Doğru. Ben senin olmaktan çok mutluyum Kuzgun.
birini arasak mı? Yok, hayır, hiç gerek yok. Öğrenecek nasılsa? Ama öğrenmese daha iyi. Hem birkaç günlüğüne şehir dışına çıktı. Kendim idare ederim. Aa, bak iyi insan lafın üstüne. Ya hayır Kuzgun, lütfen açma. Şimdi panikler atlar gelir. Uğraşamam. Rica ediyorum. İyi, kapattı zaten. Doktor Bey serum bitince çıkabileceğini söyledi. Kayıt işlemlerinizi hallettiniz mi? Şimdi hallediyorum ben. Kimin yanında mı? Çantam kahvede kaldı ya. Tamam, arayıp çocukları getirsinler. Ama kimliğim evde olabilir. Tamam, nasıl yapalım? Belki adımla soyadımla halledebilirim. Adem oluyordu değil mi? Evet. Tamam, geliyorum şimdi. İyi misin? Senin ne işin var burada? Ya ne fark eder? İyi misin? Çabuk söyle. İyiyim. Tamam, küçük bir sıyrık sadece. Sadece. Sen bir çatışmanın ortasında kaldın. Farkında mısın Güneş? Şu anda bunları konuşmak istemiyorum Dila. Yalvarıyorum sana, rahat bırak beni. Ya sen aptal mısın? Sen delirdin mi? Şu haline bir bak. Ya bu kurşun bacağını sıyırmasaydı da seni öldürseydi? Ama öldürmedi değil mi? Bak Kuzgun'un hayatı bu işte. Silahlar, ölümler, yaralanmalar. Sana o Kuzgun'dan uzak dur derken bundan bahsediyordum işte. Ben sen değilim Dila. Ne? Kuzgun'un ne olduğunun farkındayım ve bile isteye yanındayım. Senle aramızdaki en büyük fark bu zaten. Sen Kuzgun'u silahıyla kabul etmiyorsun. Ama ben onu olduğu gibi silahıyla da kabul ediyorum. Öyle söyleyince eminim çok romantik geliyordur kulağa da. İnan bana, yaşarken öyle değil. O gördüğün silahlar oyuncak değil, gerçek Güneş. Farkındayım. Ama bir konuda çok haklıydın. Ben Kuzgun'a aşık oldum. Güneş, beni çıldırtma. Annene, Ferman'a söylemediğimi beni pişman etme. Sakın böyle bir aptallık yapma. Abimi Kuzgun'a karşı kışkırtmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Abim senin için neleri göze alır bilmiyorum. Ama eğer Kuzgun'un etrafımda olduğunu öğrenirse kıyamet kopar. Onu sen bile durduramazsın. Geleceğini mahvediyorsun, yapma. Kuzgun gibilerin dünyasında harcanıp gidersin Güneş. Sen ne anlatıyorsun ya benim hakkımda? Ben... Sen... Hem tanışıyor musunuz siz? Evet. Yeni tanıştık. Hani sizin o akşam yemeğinden sonra beni burada görünce bir merhaba demek istemiş. Bizi mi takip ettin? Sizi. Evet. Ne haliniz varsa görün. Dila. Dila. Bekle. Kimi araştırıyorsun sen? Ferman Koroğlu'nun teyzesi Neşe Koral Gazi. Ama internette tek satır bilgi yok nedense. Neden araştırıyorsun ki? Neden merak ediyorsun? Nerede oturduğunu biliyorum. Sana yardımcı olabilirim. Nasıl? Nerede? Hadi. Önce neden merak ettiğini söyle. Elinde bizi ilgilendiren bir mektup var. Adresi. Mektup. Güzel. Ayıp ama bu yaptığın senin.
Sözüne güvendim senin. Hadi gel götüreyim seni. Hadi. Tamam. Ben de şey sandım. Ne sandın ufaklık? Hadi gidelim nereye gideceksek. Gittim ben Ersin. Dila, kime diyorum? Ne? Sen nereden tanıyorsun Güneş? Sana ne? Atarlı giderli bir şeyler diyordun, hayırdır? Ne haliniz varsa görün. Bak yeterince açık bir cümle. Senin derdin ne kızım? Bir açık açık söylesene. İçerideki ya da başkası fark etmez. Ya senin yüzünden ölebilirdi, hiç mi düşünmüyorsun? Ya ben kimseye silah çekmedim, benim mekanımı taradılar. Çünkü illegal işler yapıyorsun. Ne çok biliyorsun ya. Bana gördüklerim yetiyor, kusura bakma. Görmediklerin de var ama. Ben Behram adı var öldürdüğün diye peşime kimleri taktım, senin haberin var mı? Karanlıkta karanlık sayıklıyorsun her gördüğünde. Ben bu işlere meraklı olsaydım, dedemin mirasına çöküp en tepede olurdum. Doğru diyorsun. Çünkü dedenin mirasını reddedip kendine tertemiz bir düzen kurdun. Sen de benden kaçıp tertemiz bir adam bulmuşsun maşallah. Hemen evlen. De gör dünyanın kaçmayacak olduğunu. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum. O yüzden mi kafamı nereye çevirsem karşımdasın? Sırf bana ceza olsun diye evleneceksin o herifle. Hayır, öyle olmayacak. Kuzgun! Kızım, sen nişanlanmadın ha? Bu oyuncak mı? Anne. Düşündüğün gibi değil. Oğlumun etrafında dolanma Dila. Anne, tamam. Diyeceklerim bitmedi. Gerçekten kaldırabilecek halde değilim Meryem teyze. Ben de. Evlat acısı kaldıracak halim yok kızım. Kimi seçtiysen ona git. Oğlumdan uzak dur. Toplu iğnenin ucu kadar değerin varsa bu Dila'dan uzak dur oğlum. Bak, o artık başkasının karısı olacak. Sana yakışmaz. Güneş içeride, solda ilk oda. Yatıyor. Meryem anne bugün bir başka esiyor. Hayrolsun inşallah. Yengen Dila niye buraya geldi ki? O da bir başka esiyor. Abi, intihar yengenin kafa gidik belli ki. Gözünü seveyim, sen gurur yapma, tut elini bırakma. Bak birbirinizi seviyorsunuz. Şu iş durmadan yengeyi çek al abi, gözünü seveyim ya. O gemi kaçtı kardeşim. O kapıdan çıkarsam biter dedim, bitti. Tamam. Abi, sen ne oldu baktın mı kahveyi kim taramış? Birini yakaladık abi. Dilinin mührünü çözüyoruz, sen merak etme. Bu ara bir hareketsizdi ortalık. Kim varmış bakayım arkasında, bir araştırın. Behram'ın ortakları olabilir mi? Bilmiyorum, bakacağız. Düşmanımızı bilelim Cihan'ım. Yoksa bu kafayı omuzumuzun üstüne taşıyamayız. Tarihini öne aldırıyorum. Gün tercihin var mı? Kartalı mı öğrendin? Niye aldın onu işe? Set kurulması gerekiyordu. Ben de kurdum. Bunun Kuzgun'un ne kadar kışkırtacağının farkındasın değil mi? Kimin umurunda? Benim umurumda. Kartal yanında olduğu sürece Kuzgun hayatımızın tam ortasında olacak Ferman. Yanılıyorsun Dila. Sen benim hayatımda olduğun sürece Kuzgun Cebeci hayatımızın tam ortasında olacak. Kuzgun Cebeci hapiste olabilirdi Behram Adalara öldürdüğü için. Kuzgun Cebeci mezarda olabilirdi.
Behram Adıvar'ın adamlarının saldırıları hala devam ettiği için. Ama ikisi de olmadı. Çünkü ben bir söz verdim. Sen benim için bir milatsın Dila. Senin istemediğin hiçbir şey yok hayatımda. Hepsini söküp attım. Ve sözümün arkasındayım. Ama Kuzgun benim karım olacağın için ayağıma dolanabileceğini düşünüyor. Koskoca projeye taş koyabileceğini düşünüyor. Eğer derdi varsa bence kendi kalibresinden biriyle muhatap olmalı. Yani kardeşe. Kartal'la. Peki korkmuyor musun hiç? Ailesine bulaşırsan ailene bulaşır diye. Kuzgunlar zekidir. Öyle bir hata yapmazlar. Kendim giderim eve. Zahmet etmeyin. Olur mu kızım? Zahmet olur mu hiç? Bak anneciğin de evde yokmuş. Bu halde seni hayatta bırakmam. Kuzgun, bize gidiyoruz değil mi oğlum? Tamam. Ay Meryem teyzeciğim, hiç gerek yok gerçekten. İtiraz istemez. Hadi bize gidiyoruz. Burası olduğuna emin misin? Evet, eminim. Sen nasıl buldun? Bunlar bayağı gizemli tipler de kolay olmamıştır yani. Meslek sırrı. Sende bir şey var. Beni gözünde bayağı büyütüyorsun ufaklık. Geliyor. Nereye? Kendimi takdim etmeye. Buyurun. Kuzgun Cebeci'nin kardeşiyim. Zaten tanıyorsunuzdur. Evimize kadar gelip gittiğinize göre. Yani? Anneme verdiğiniz mektubu görmek istiyorum. Eğer annenize bir mektup vermiş olsaydım şu anda elinde olurdu. Siz de karşımda olmazsınız. Ben annemi dağıtacak kadar bu mektupta ne yazıyor öğrenmek istiyorum. İyi günler. Ne saklıyorsanız bulacağım. Her şeyi bulacağım. Ne oldu? Aradığım mektup onda kesin. Al kızım. Al canım. Bunlar kumrun. Daha yeni yıkadım. Rahatlıkla giyebilirsin. Çok teşekkür ederim Meryem teyze. Zahmet verdim sana. Olur mu zahmet? Sana bir şey olmadı ya. Şükür. Bak bir şey olursa bana seslen. Sakın ayağa kalkma. Tamam, çok teşekkür ederim. Yemeğe kadar dinlen. Alo anne. Güneşciğim nerelerdesin? Arıyorum seni, bir türlü ulaşamıyorum. Sinemadaydım. Şimdi? Arkadaşımdayım. Hangisi? Ne oldu, kontrol mü edeceksin? Canım ne alakası var? Sadece soruyorum. Tamam merak etme beni. Gelmem bu akşam. Öpüyorum seni çok. Ben de seni. Güneş miydi? Evet. Bu gece gelmeyecekmiş. Arkadaşında kalıyormuş.
geldin. Korkma oğlum, korkma. Sen yükünü almışsın zaten. Soru soracağım. Sen de efendi gibi cevaplayacaksın. Sonra gideceksin evine. Anlaştık mı? Kim gönderdi sizi buraya? Konuş lan lan! Konuş! Seni Cevdet! Sarı Cevdet de benim mekanımı tarayacak yok. Birilerine yanaşmış belli. Ama kime? Anlayacağız. Abi biz de gelelim. Oturun oğlum oturduğunuz yerde. Sizin elinizde kalemden başka bir şey görmeyeceğim. Yaslamış lan bu sırtını. Dalmıyor muyuz abi? Oğlum ne dedim lan ben size? Abi sen kalem dedin. Biz de en yontulmamışından kaptık geldik birer tane. Lan sus doğru kahve hadi. Abi adamlar bizim mekanı bastılar. Hesap vermeyecekler mi? Oğlum bak kırarım kafanızda bunları. Doğru kahve hadi. Hamdi al şunları başında dur. Hadi doğru kahve. Tamam oğlum. Hadi gençler. Hadi. Çocuklar haklı bence. Bu anladıkları dilden bir cevap vermemiz lazım. Vereceğiz, vereceğiz de. Bu Cevdet'i kim maşa yapmış, o maşayı kim tutuyor bir bulmak lazım. Gel. Dur. Ben bitirdim bile. Ama içime hiç sinmiyor böyle. Hem sen de iyi görünmüyorsun Meryem teyze. Gel beraber oturalım. Sonra beraber toplarız buraları. Ha? Çok korktum tabii bugün. Bugün olanlar yaşanmasın diye neler verirdin bir bilsen. Haklısın, çok korkunçtu. Ama bak geçti. Keşke. Keşke geçmiş olsa. Hadi kızım hadi. Sen uzan hadi. Nereye Kartal? Öyle bir dolaşacağım. Biraz daha evde kalsaydın. Ya ne yapıp ne yapmayacağımı söyleyip durmayın bana artık, tamam mı? Özgürüm ya artık hani. Bir darlamayın. Ancak kendime veririm hesabımı. Tamam, tamam oğlum. Nereye? Oğlum. Sen gel bakayım benimle bir konuşalım seninle gel. Kuzgun. Anacığım abi kardeş konuşacağız, sen işine bak gel. Allah'ım ben nerelere gideyim? Ben nerelere gideyim Allah'ım? Oğlum ne oluyor yine sana? Ha? Biz açmadık mı lan buraları? Oğlum sen benim kardeşimsin. Beni senden kimse koparamaz. Kimse? Mahalleni unuttun galiba. Kartal. Canım kardeşim. Gelme oğlum bu ayak oyunlarına. Bu herif bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Peşinden gitme. Ferman'ın da başka mevzusu yok değil mi zaten? Bak bana yanlış yapman mühim değil. Ben görmem, duymam. Ama benden uzak olursan seni koruyamam, canımı yakarsın. Annemizin canını yakarsın, bak anlatabiliyor muyum? Bana bak. Baktım sana ya, ne var? Baktım sana, söyle.
Sen intikam alacağım diye en çok bedeli ben ödedim, ben. Sen benden aldın intikamını, haberin yok. Bana bak Kuzgun, bakıyorum sana, merak etme, bakıyorum. Ama bir şey göremiyorum. Onu ne yapacağız? Gel şöyle sakin sakin konuşalım. Ya. Meryem teyze, ben çay yapayım, içeriz değil mi? Ben koyarım kızım, hadi sen git. Peki. Anladım, tamam. Kambur sağ ol. Sağ ol, iyi geceler. Karışma bana! Herkes seni sevsin, saysın istiyorsun ama kayboldun gittin be abi. Hı? Bir mahalledir, racondur. Kumura bir de sen başlama, ne olur. Neye başlamayayım abi? Sen başla istersen. Ha? Bizim canımıza zarar gelmesin diye bizi buralara kadar taşıdın, şimdi ne oldu? Ya annem de orada olsaydı? Ya senin canına da zarar gelseydi? Hallediyorum, her şeyi hallediyorum, tamam mı? Ya sen ne işlerin içindesin? Ha? Bak başka bir dümen var bunun altında. Yoksa kimse cesaret edemez o kahveyi taramaya. Ya ne demek cesaret edemez? Kimsin sen ya? Kim? Taranır tabii. Taranır tabii kahve. Sen böyle takılırsan düşmanların ne olacak? Bunlar olur tabii. Hiç mi kıymeti yok ya senin canının? Ha? En azından bizi düşünsen olmaz mı? Abi ben çok korkuyorum. Ya çok korkuyorum bir gün seni kaybedeceğim diye. Ölüp gideceksin diye çok korkuyorum ben. Çok korkuyorum. Sen için mi oldu? Sahi anne. Borcumu ödeyeceğim parayı yakmıştın zamanında, haram para bu diye. Şimdi nasıl oluyor? Kumar parasıyla mı kuruyorsun sofranı? Sen kumar mı oynatıyorsun kahvede? Beni abinizle yalnız bırakın, hadi. Özür dilerim, çok özür dilerim. Duyacağımı bilemedim. Gidin çocuklar. Hadi. Kumru. Anacığım ne yapıyorsun? Al şunu cebine. Dokunmam ona ben. Bak sana yemin ederim oradan tek bir kuruş bile gelmedi bu ev. Al şunu. Ben neye inanıp neye inanmayacağımı artık bilmiyorum. Hangi lafa, hangi söze, hangi yemine inanacağımı bilmiyorum. Bak parası olmayan gelmiyor oraya. Ben de aldığım parayı mahalleliye dağıtıyorum, bu. Yani zenginden alıp fakire verme yolunu buldun da bununla mı övünüyorsun oğlum? Ya ben kimseye zorla kumar oynatmıyorum. Gelen parasıyla geliyor, hakkını alıyor, gidiyor. Tamam, bir güvenlik zafiyeti var. Onu da çözeceğim ben bir şekilde. Ha, sonra oğlum. Sonra ne olacak? Hadi çözdün diyelim. Hadi buldun diyelim. Sonra ne olacak? Anacığım. Ne sana ne çocuklara zarar gelmesine izin vermem. Bana güvenmiyor musun? Benim güvendiğim dağlara çoktan kar yağmış. Hem de senelerdir. Bir insan kaç kere güvenirse o kadar güvenirim sana da. Sen kaldırabilir misin o güveni bilmem.
Anacığım yapma. Bak üzüyorsun beni. Ne olur yapma. Bu mahalleye sen getirdin bizi oğlum. Hep başımıza gelenlerin o Behram denen pislik yüzünden olduğunu söyledin. Ben de hiç sorup soruşturmadım bile. Sana inandım. O belindeki silahı bile kabul ettirdin bana. Hadi o zaman Behram yüzünden bunca şey başımıza geldi. Bugün yaşadıklarımız ne olacak? Şu içerideki kızcağızı sıyıran kurşun hangi pislikten ha? Hangi pislik yuvasından? Şunu bil Kuzgun. Ben yarın bu mahallede kapıdan boynum bükük çıkacağım. Sen bu pisliklerden arınmadıkça da başımı yerden kaldırmayacağım. Gerisin nasıl istiyorsan öyle yap oğlum. Abi. Ne oluyor? Hangi birini anlatayım Cihan? Halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Merak etme sen. Bu fermanla alakalı bir şey bulabildin mi? Bakılıyor. Açık artırma işin oldu. Son bir telefon bekliyorum, onu da halledeceğiz. Cihan bak, bu işler küçük işler değil. Benim karşıma kardeşimi çıkarmalar falan. Şu hayattan zar zor geri alabildiğim bir ailem var. Tutamıyorum Cihan. Tutamıyorum onu. Sen nereye? Nereye olacak ki? Ah be abim. Burası iyi, burası iyi. Gözlerini ilk açtığında bunu görsün istiyorum. Olur mu hocam? Tamam, harika. Kızım kusura bakma sen, benim biraz başım tuttu. Uzanacağım. Lütfen rahatınıza bakın.
Anne. Ben abimi zor durumda bırakmak için yapmadım anne. Tam tersine onu kendine getirmek istiyorum. Konur kızım. Hadi ben biraz uzanacağım. Sen çık. Senin başka bir şeyin var. Anlarım ben. Bu sırf abimle ilgili değil. Bugün gelen o kadın... Dağıttı seni o kadın. Ne okuttu o kadın sana anne? Hı? Neydi o mektup? Aynı şeyler. Oğlunuz Behram Adıvar'ın torunu. Kocanızın mektubu. Bildiğimiz şeyler kızım. Bildiğimiz, yandığımız şeyler. Yalan söylüyorsun. Kumru. Bak boynundaki o damar yine attı, pıt pıt ayağını da sallıyorsun hızlı hızlı. Bana bak Kumru. Başlatma gazeteciliğinden gece gece. Sıkıntılı bacak bu. Hadi, hadi Kumru çık. Gazeteye gidiyorum ben, merak etme. Dikkat et. Kaçmıyorum da, sen kovalıyorsun da, bal gibi kaçıyorsun. Öyle hızlı kaçıyorsun ki hem de, rüzgarın kalıyor geride be. Kaçmıyorum. Karşındayım. Söyle ne söyleyeceksin. Hem beni gördüğünde tırım tırım kaçıyorsun. Hem de anılarımızın peşinde dolanıyorsun ha. Ben mi dolanıyorum anılarımızın peşinde? Niye burası Dila? Niye bu ağacın altı? Allah aşkına kendini kandırma. Gururundan söyleyemiyorsun. Neymiş o gururundan söyleyemediğim? Kalbinle savaşmaktan kas katı olmuşsun. Hadi burası Kuzgun'u sevemezsin diyor da. Burası? Ha-ha. Orası Kuzgun diye çırpınıyor. Çok yakında evleniyorum Kuzgun. Bana
Bana bir tane makul neden söyle. Bir tane. Niye o adamı seçtiğini anlayayım. Hiç öyle bir zorunluluğum yok, kusura bakma. Bana o herifle gönül bağını bile anlatamıyorsun. Çünkü anlatacak bir hikayen yok. Çok mu bilmek istiyorsun? Anlatayım. Ferman benim hayatımı kurtardı. Ferman. Beni korudu. Korudu? Aynen. Beni korudu, beni sakladı. Ben ona saklandım. Ferman sayesinde ben hayatta kaldım. Artık beni kimse hayata döndüremez sanırken, ben kendimden vazgeçmişken, dönüştüğüm bu karanlıktan, leş dünyadan bıkmışken, ben bitmişken, Ferman beni hayatta tuttu. Kumru! Aa, iyi yaşıyorsun. Kefeni yırta yırta temizlik bezi yapıyoruz. Kamyon arkası mı bu? Aa, iyi olur ama değil mi? Uzun yolların neşesiyim icabında. Ya Cihan, şu hayata karşı bakış açının çeşitliliği beni benden alıyor ya. Ya sen hayırdır ya böyle postalı postalı. Neyse sen yine de koy postanı. Senin postan bile bir başka ya. Ya kızıyorum Cihan, kızıyorum. Böyle aklım gidiyor geliyor benim, anladın mı? Seni ne kadar sevsem de... Ya şu girdiğiniz alengirli işler, silahlar, abimle çevirdiğiniz dümenler... Alıyor beni bir uzağa atıyor. Deme öyle be dümen mümen. Ya Cihan tamam hadi vallahi sonra konuşuruz, tamam hiç halim yok benim. Recai abi bir baksana. Sen nereye bu saatte? Recu. Behram'ın masasını Kudret'e verdiğim için tahmin edersin ki adamları peşime düştü. Beni öldürmeye çalıştı. Anlayacağım Ferman olmasaydı şu an yaşamıyordum. Sonum Kudret gibi olacaktı işte ya. En basitinden kaza görünümlü cinayet. Buna can borcun olduğu için bunun yanındasın. O yüzden mi evleniyorsun yani? Ben buraya niye geliyorum biliyor musun? Belki biraz. Biraz. Bu ağaç bir hafızaydı. Çocukluğumda. Londra'dan buraya her gelişimde. Bilmiyorum. Beni sabitliyordu. Buraya. Bana. Sana. Anneme, babama. Ama şimdi bir hafızadan çok eski bir dostu ziyaret etmek gibi burası. Biliyor musun buraya geldiğimde artık annem aklıma gelmiyor. Babam, çocukluğum, vicdanım, yaptığım hatalar. Hatta sen bile. Hiçbiriniz gelmiyorsunuz. Buraya geliyorum. Sadece ona bakıyorum. Beni bunca zamandır sakladığı için. Her geldiğimde onu olduğu gibi burada bulabildiğim için seviniyorum sadece. Beni iyileştiriyor biliyor musun? Beni dinliyor. Beni anlıyor. Thank you.
Dila, ne anlatıyorsun yine? Tilkinin kuyruğuna çevirdin meseleyi. Sen bir insana ilişkiye emek vermek nedir bilir misin? Ben biliyorum. Sen benim verdiğim emeği görmedin. Ama ben Ferman'ın bana verdiği emeği gördüm. Çünkü heba olan emek nedir çok iyi biliyorum kuzum. Yani Ferman'la bu yüzden evleniyorum. Bence gayet yeterli bir sebep. Orada bir yanlışım var. Düğün gününe kadar sana o herifin göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlayacağım. O zaman belki anlarsın hatanı. O heba ettiğin emeğin de çerçeve yaparsın. Daha afilli olur. Hayır Mektar. Özür dilerim. Sana ilk hatırlatacağı şeyin bu olmaması gerekiyordu. Sen? Yorma kendini. Sadece şunu bil, güvendesin. Abi? Ailen. Çocukluğunda hep bu ağaca kaçarmışsın. İlk gözünü açtığında onu gör istedim. Kendini daha güvende hissedersin diye düşündüm. Her şeye rağmen hayat çok güzel. Ayıp olurdu. Sen kimsin? Şimdilik kim olmamı istiyorsan oyum. Thank you.
Reco. Nereye bıraktın kumruyu? Pastaya abi. Gececi herhalde. Eyvallah. Ali geç kaldı sanki, değil mi? İşleri uzamıştır. Siz hiç sevdiniz mi birbirinizi? Yatacaktım ben de birazdan. İyi geceler demeye geldim o zaman. Geldim derken? Hadi bakalım, inşallah doğru odanın önünde duruyorumdur. Doğru oda. Kartal ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Ali görürse? İnan o kadar umurumda değil ki. Bu hayatta beni yalnız bırakmasını istemediğim tek insan sensin. İçerideyken avunduğum hem en yakın arkadaşım hem de. Böyle uzun uzun konuşacak mısın pek sen? Yanıma gelmezsen ben buradan böyle anlatır dururum. Ama gelirsen biraz kısa keserim söz. Tamam, geleceğim. Ama çok kısa, tamam mı? Tamam. Şöyle arkaya doğru dolan. Oraya geleceğim. Şermin, ben bir arabaya bakıp geliyorum. Güvenlikten aradılar da farlar mı ne açık kalmış. Ha öyle mi? Hay Allah. Ya neden böyle şeyler yapıyorsun? Bilmem. Hayatımda ilk defa böyle şeyler yapıyorum. Ben dayanamayacağım. Seni gördüm ve sevindim. Çok sevdim. Ama artık doğsam iyi olacak. Tamam. Bunu al öyle git. Bu ne? Aç bak. Muhabbetini özledim. Ne bileyim. Ben de seni demledim o güzel çaylar. Teşekkür ederim. Thank you.
Başka bildiğin bir şey var mı bu Neşe ile ilgili? Ya da işte Koroğlu ailesiyle ilgili diyeyim. Hı. Beğeniyorsun bence beni. Of. Esas sen kendini o kadar dayanılmaz buluyorsun ki diline yapışmış bu laflar. Herkes seni beğenecek ha? Güzel çocuk. Doğru değil mi yani? Beğenmiyor musun beni? Ay bak yine error veriyorum. O kadar tanımlayamıyorum bazen bu özgüvenini. Kalk ayağa. Neyim şu? Bir oyun oynayacağız kalk. Gözlerime bak şimdi. Oyun ne? Oyun bu. Ne? Bu. Bakalım ilk gözlerini kim kaçıracak? Ya ne kadar saçma bir şey bu. Tanırsan anlarım. Olmaz ya. Ya sen kimle dans ediyorsun ya? Kimle? Hayır tekrar oynayacağız. Vallahi ben anlamam. Alo. Cebeci söylersin. Seni kaybedeceğim diye çok korktum. Ecemciğim. Gözlerini kapa falan demeyeceksin değil mi? Yani. Belki.
başka hiçbir şey konuşmasak olur mu? Sadece böyle dursak. Kuzgun. Sen yatmadın mı hala ya? O senin dinlenmen lazım, böyle olmaz. Gir koluma. Hah, ver, yavaş. Gel. Aman yavaş. Uzat ayaklarını. Tamam, şöyle. Ay. Dur bakayım, bekle. Ay çok sağ ol ya. Gerçekten artık kendimi kötü hissediyorum. Olur mu canım? Kötü hissetmesi gereken bir kişi varsa o da benim. Benim yüküme de sırtlanma da, iyice mahcup etme beni. Keşke mümkün olsaydı. Yani keşke yükünün bir kısmını alabilseydim. Çünkü görüyorum bir yandan ailen... Bir yandan mahalle, bir yandan şimdi bu şirket işleri, bir yandan çocuklar. Bak, güneşi tarif ediyorsun. Hani onun da böyle okları vardır ya, sıralı sıralı. Sen de benim dertlerimi anlatırken öyle sistemli gibi oldu yani. İsmimle ilk defa böyle benzeştiriliyorum. Biliyor musun, ben küçükken imza atmak ya da ismimi yazmak yerine güneş çizerdim. Yazılı kağıdına bile. Hadi ya. Ben hiç çizemezdim çocukken güneşi. Yani onun okları falan vardır ya böyle. Hep yamuk yumuk çizerdim falan. Neyse Dila. Yani arkadaşlar gelirdi. Yardım etmeye falan çalışırdı da. Mafiş. Bir türlü çizemedim yani güneşi. İyisin değil mi? Hı. İyi. Ben sana bir ballı süt yapayım. Daha da iyi olursun. Gerçekten mi? Tabii canım. Sen yat dinlen. Geliyorum ben. Açık artırmaya girecek odanların isimleri orada. Dünden bugüne değişen bir isim olmadı. Kuzgun Cebeci açık artırmaya katılmayacak diyorsun. Öyle görünüyor. Abi, ayarladığımız adam bu. Salonda seni bekleyecek. Arpasını aldı, sıkıntı yok. Sen ne dersen onu yapacak arttırmadan. Eyvallah canım. Söyleyecek misin? Mecburum oğlum. Bilmek hakları. Dila.
Günaydın. Günaydın. Açık arttı mı Meryem? Evet. Ayak işleriyle uğraşıyorsun. Dün mahalledeydim Ferman. Kendi gözlerimle gördüm. O insanların tek umudu o evler, o araziler. Şimdi sırf bizle anlaşamadılar diye hakları yansın istemiyorum. Sen bilirsin. Şirkette görüşürüz o zaman. Belki bu toplantıyı erteleyebilirsem ben de gelirim. Güzel. Ararsın beni. Hı hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızım ne yapıyorsun? Hadi sen geç otur, biz yaparız. Geç yavrum, geç. Tamam, ben gidip elimi yıkayayım o zaman. Kartal. Anne, kumur otursana, senden bir şey konuşacağım. Bugün öğleden sonra bu adli tıp raporları gelecek. Babamla alakalı. O bulduğun mezardaki kişi o mu değil mi? Öğreneceğiz. Ben de geleceğim seninle. Gerek yok. Mevzu zaten ağır. Bir de biz altını çizmeyelim şimdi. Hepimiz için böylesi daha iyi olur. Anacığım, hala mı dün gece yüzünden? Ben bardakları getir. Dünden beri annem tuhaf. Güneş gel gel. Gel Güneş gel. Daha iyisin sanki bugün biraz. Bağlı süt işe yaradı. Yarar. Yani yaramıştır. Çok teşekkür ederim Kuzgun. Her şey için. Yok, senin için ne yaptık da teşekkür ediyorsun. Esas sen nelere layıksın da... işte biz bilmiyoruz öyle incelik, kibarlık. Esas sen sağ ol. Vallahi. Sen sağ ol. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Çıkıyor musun? Hı hı. Güneşi göremedim. Gelmedi mi? Vallahi ben bu aralar ikinize de pek hakim değilim. Teyzelikten de annelikten de düşelim bence benim. Bizden sene düşersek geriye ne kalır ha? Görüşürüz. Sanırım hayatında biri var. Güneş. Ne güzel işte. Ben pek öyle düşünmüyorum. Son zamanlarda dikkatini çekmedi mi? Sanki böyle olduğundan farklı biri gibi görünmeye çalışıyor. Kılığı, kıyafeti, tarzı, ne bileyim bir... Seni huzursuz etmiş. Güneş'i bilirsin. Çok hassas bir kızdır. Olmayacak birine kapılıp gitmesini istemiyorum. Anlaşıldı. Merak etme.
Güneş son zamanlarda neler yapıyor merak ediyorum. Neşe endişeli. Nerede, kimlerle, ne yapıyor bir araştırma yapılsın. Uzamasın. Anlaşıldı. Anne sana telefon. Bana mı? Kimmiş? Bilmiyorum, kadının biri söylemedi kim olduğunu. Efendim, Meryem Hanım. Sizinle acil görüşmemiz lazım. Sohbetimiz dün yarım kaldı. Tamam. Tamam. Kim o anne? Ay Kumru. Komşu kızım, komşu. Müsaadenle. Hadi eyvallah. Abi, evinin iş yerini izliyoruz. Teyzesi, Dila, Ferman, bir de teyzesinin bir kızı varmış. Kimmiş? Güneş Yiğitler. Güneş mi? İyi tamam, bu teyze kızının bir kimliğin ismini cismini bir bulun getirin bakayım. Tamam abi, tabii tabii tabii. Sen hiç merak etme, yedi ceddinin aynı albümünü getireceğim ben sana. Sen de. Hadi eyvallah. Ya Güneş Hoca bak ne diyeceğim. Biz unutmuşuz, sen de hiç hatırlatmadın. Bir ara kimliğini falan getirsene. Senin şu sigorta işini bir halledelim. Canım uğraşma o kadar işin arasında. Ne gerek var? Olur mu canım? Kaza bela. Allah korusun. Sigorta önemli. Hem senin sorumluluğun bende sayılır. Getir sen. İyi peki tamam. İş güç beklemez. Ben ufak ufak gideyim. Kolay gelsin. Eyvallah. Merhabalar Selim Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçelim mi? Bu tarafa. Bu kadar mıyız? Evet Dila Hanım. Kuzgun Cebeci'nin arttırmaya katılma hakkı yok. O bir yolunu bulmuştur, merak etmeyin. Kuzgun Cebeci burada. Yılmaz şirkete gitmiyoruz. Açık arttırmanın yapıldığı salona gidelim. Bu hep böyle mi olacak Kuzgun? El mahkum. Kafanıza vura vura hak yememeyi anlatacağım size.
Hak yememeyi bir tek sen biliyorsun çünkü. İyi olan kazansın. Kazansın. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Biraz daha sıyılmaz. Surüstü mahallesine ait 4 dönüm arazi üzerine yayılan 4 dükkan, 15 mesken için açık artırmayı başlatıyorum. Belirlenen raiç 1 milyon 850 bin Türk lirasıdır. Arttırın lütfen. 1 milyon 900 bin Türk lirası. Akrep var bunların cebinde, akrep. 2 milyon Türk lirası. 2 milyon 50 bin. İki milyon yüz. 2 milyon 200. 3 milyon. Selim Bey, beklemeyin, arttırın. Yalnız Dila Hanım, yüksek fiyatları çıktı. Arttırın. Üç milyon yüz. Sen ödeyeceksin değil mi bu paraları? Sen işine bak, yüklen. 3 milyon 400. Onun sonrası bizi aşar. 'Canı kısmı kaçırdım galiba. Henüz değil. Devam edelim mi? Bana değil, Dila Hanım'a sorun. Dila Hanım? En son 3 milyon 400 bin dendi. Dört dükkan, 15 mesken için 3 milyon 400 bin lira. Başka bir teklif yoksa artırmayı kapatıyorum. Bırakalım alsın. Dört dükkan, 15 mesken için 3 milyon 400 bin liraya Ahmet Yedinur oğluna satılmıştır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Olur, olur. Arazilerin değerinin çok üstünde bir fiyattaydınız. Doğru karar verdim. İyi günler. Sana o araziler ederinde satılacak demiştim. Tabii para alın teri yerine kumarhaneden gelince savurmak kolay oluyor. Yok yok, öyle düşünme. Senin gibi adamlardan alıp fakir fukaraya veriyorum. Sevap bir yerde. Robin Hood mezarına ters dönecek. Alacağını aldın artık, uzatma. Uzayacak, uzayacak. Muhatabınız yine benim. Maalesef benimle bir kez daha masaya oturacaksınız. Benimle boy ölçüşebilmek için çok para harcıyorsun. Benden sana bir tavsiye, kumarhane zinciri açma. Yoksa harcayacak tek kuruş bulamayacaksın. Altına falan mı yatırım yapsam? Ne diyorsun, sen anlıyorsun bu işlerden. Hadi gidelim.
Canını sıkmıyorsun değil mi? Yok. Güzel. Yılmaz, arabayı ben kullanacağım. Senin de halletmen gereken bir iş vardı galiba değil mi? Evet efendim, rapor bekliyorum. Güzel. Başka bir toplantın daha mı vardı? Yok, yani birkaç iş var o kadar. Ben de eve mi gitsem diyorum. Şirkete gidecek halim kalmadı hiç. Eve gidip dinlensem olur mu? Tamam, Yılmaz bıraksın seni. Yok, gerek yok, kendim giderim. Canım yorulma işte, yani trafik mürafik bıraksın seni. İstemem. Eve gideyim şöyle, biraz kitap okuyayım. Bir fincan kahve, belki biraz düğün hazırlığı. O zaman bana ve organizatöre ihtiyacın yok. Hı hı. Nasıl hoşuma gidiyor? Neymiş o? Karıma bakıyor olmak. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Pek değil. Çok haklısınız. Maalesef bazen kelimeler hayatımızın ne ağırlığını taşıyabiliyor ne gerçekliğini. Dünden beri haneme bir bomba gibi düştü. Yüreğimin içine de. Anlat hadi. Anlat bana. Niye bu mektubu bunca zaman sakladın? Tamam. Yıllar sonra öğrenmek hepimiz için çok acı. Da Kuzgun'un Ferman'ın kardeşi olduğunu öğrenmesinden niye bu kadar korkuyorsun? Eminsin değil mi Nedim? Evet. Evet. Adli tıp raporuna göre o mezardaki gerçekten baba. Doğru söylüyormuş. Kim? Neye inandın da hala kucalıyorsun bir adam?
Yalnız Kuzgun, bu rapora göre babam patlamada ölmemiş. O ne demek ya? Nasıl ölmüş? Baban vurularak öldürülmüş. İster misin? Babamın katilini arayıp durdum ben. Yıllarca hep. Şimdi geldiğimiz yerde döndük dolaştık. Hala arıyorum. Bak. Bence bırakman gerek artık. Oysa anlamıyor. Ulana kadar da vazgeçmeyecek. Yusuf'u Ferman öldürdü. Babası olduğunu bilmiyordu. Ona göre bütün ailesinin katledilmesinin tek sorumlusu vardı. Yusuf. Baba katil olduğunu öğrenirse Ferman'ın yaşayacaklarını düşünmek bile istemedim.
Hala da böyle hissediyorum. Allah'ım, bu nasıl bir çile Allah'ım. Meryem Hanım. Ferman'ın babasını öldürdüğünü bilmemesi gerek. Beni anlıyor musunuz? Ona bu acıyı yaşatamam. Kuzgun'un da öğrenmemesi lazım. Kuzgun'un da babasının katili bulmaması lazım. Allah'ım, bu nasıl bir çile. Bu yüzden bu kardeşlik meselesi sonsuza kadar bir sır olarak kaldı. Bu nasıl bir çile? Bakın. Ama bu iki kardeşin birbirlerine düşman olmasını da önüne geçmeliyiz. Eğer birbirlerine zarar verecek olurlarsa ikisi için de vebali çok ağır olur. Bizim için de. Bu yüzden siz Kuzgun'u durduracaksınız. Ben Ferman. Şimdi bana söz verin. Teşekkür ederim. Ben sizi biraz yalnız bırakayım. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Evet anne. Bana artık her şeyi anlatıyorsun. Dinliyorum. Of. Nedim. Aramızda. Tabii ki. Haberler iyi değil Ferman Bey. Hayırdır? Güneş Hanım'la ilgili araştırmamız tamam. Son günlerde nerede, kiminle öğrendik. Ama bu hoşunuza gitmeyecek. Güneş, aç şu telefonu. Güneş,
Bak çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun, söylemiştim. Abinin yaptıklarını öğrenmesi an meselesi. Bak şimdi. Ben hemen mahalleye geliyorum, tamam mı? Seni geleceğim alacağım. Bu durumu Ferman'a birlikte açıklayacağız. Kuzgun'la bir de bu şekilde karşı karşıya gelmeleri felaket olur. Geliyorum mahalleye. Kuzgun, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşalım. Allah kahretsin. Kimmiş? Bir belge falan getirecektin sen bana, hallettin mi? Anlatacağım. Bir sakin bir yere geçelim mi? Olur. Hoca. Yani bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Olabildiğince de romantikleştirmemeye çalıştım ama. Neyin romantik? Ben merak ediyordum seni. Yani duymuştum, anlatmışlardı bana. Sonra buraya geldim. Ve ben çakıldım kaldım Kuzgun. Hep görmeni istedim. Yani istediğimi onu da bilmiyorum gerçi. Ama bekledim işte, gidemedim de. Yapmam gerekeni yapamadım da. Neyi? Beni. Kendini. Yani yeni bir başlangıcı. Ne kadar hak ettiğini. Şimdi Güneş, ben ne desem yani... Deme bir şey, deme. Hiçbir şey deme, sadece dinle. Ve bana inan lütfen. Evde yoklar. Ben Güneş'i arıyorum aslında. Tanıyor musun Güneş'i? Güneş Hoca kahvenin orada. Ders saati şimdi. Sağ ol. Ben tüm bu hissettiklerim yüzünden sana itiraf edemedim. Neyi itiraf edemedim? Ben Ferman Koroğlu'nun kuzeniyim. Hayatta kardeş olarak bildiği tek insan benim. Thank you.
sana çok aşık oldum Kuzgun.